Sevgili izleyiciler, Yükselen Sözler'in bu akşamki son bölümünde sizlerle birlikteyiz. Kur'an'a göre örtünme konusunu konuşuyoruz. Kiminle? Abdullah Bayındır hocamızla konuşuyoruz. Ahzab suresinin 59. ayetini okuduk ama bir de VTR'mizde, ekranlarımızda sesli ve görüntülü olarak görelim. Daha sonra konuyu toparlayalım, özetleyelim inşallah. Ey Nebi! Eşlerine, kızlarına ve inanıp güvenenlerin kadınlarına söyle de cilbaplarını giysinler. Bu, onların namuslu tanınmalarını ve incitilmemelerini daha iyi sağlar. Çünkü Allah bağışlar, ikramı boldur. Ahzab Suresi 59. Ayet. Evet, Ahzab suresinin 59. ayetini de görmüş olduk. İnanıp güvenenlerin kadınlarına diye çevrilen bölüm, müminlerin kadınlarına, yani Allah'ın indirdiği ayetlere güvenen, inanan kişilerin kadınlarına söyle. Yani bütün müminlerin yapması gerekenlerden bahsetti Rabbimiz bu ayette. Şöyle gelen sorularda kısaca cevaplanabilecek şeyleri söyleyelim hemen. Mesela işte hocam şeyi sormuşlar, bir kadın namaz kılarken etek giymek zorunda mı? Vücudunun hatlarını ortaya çıkarmayacak herhangi bir giysi, zaten bu etek şart değil. Belli kıyafetler üzerine özel geleneksel anlamda yoğunlaşanlar var. Mesela bazı fıkıh kitaplarından hareketle dört köşeli şey demek olan çarşaf, mesela cilbap kelimesi Farsça çarşafla tercüme edilmiş. Çarşaf giyilme zorunluluğu falan o Ahzab 59'dan hareketle çarşaf giyilme zorunluluğundan bahseden bazı gruplar var. Yani aslında önemli olan tesettürün yerine gelmesi. Tesettür neyle yerine geliyorsa, takva kıyafetine uygun bir şekilde neyle yerine gelebiliyorsa, bu pantolon olabilir. Pantolon, o tabii pantolon derken stretch, vücudu saran anlamı, tight şey gibi evet. Bu anlamda kastetmiyoruz. Neyle yerine geliyorsa onunla yapabilir pekala. Evet, tabii arada, ki bir pantolon üzerine bir şeyi tavsiye ederiz. Bir tunik gibi bir şeyin olmasını tavsiye ederiz elbette. Evet, Nur suresinin 61. ayetinde herhangi bir yorum yapmadık. Ayeti okuduk. Orada kadın erkek bir arada veya ayrı ayrı yenilip içilebileceğini söyleyen ayeti siz de okuyabilirsiniz. Bir de namaz tesettürü üzerinde de çok durmadık. Evet, o, çünkü o, o konuya girmedik. Biz genel bir tesettür bahsettik üzerinde. Bahsettik ama namaz tesettürü üzerinde. Evet. Ki orada çok değişik yorumlar falan filan İslam tarihi boyunca olmuş. Biz yorumlara girersek işin içinden çıkamayabiliriz. Evet. Çıkarız da elbette uzar yani. Yani konumuz zaten tam olarak o değil. Ona ayrıca bir bölümde inşallah değiniriz. Bu arada sevgili izleyiciler, ceyp, cuyup, hımar kelimeleriyle ilgili yeterince açıklama yaptık. Programımızı belki geç açmış, geç izlemeye başlamış, başını kaçırmış izleyicilerimiz olabilir. Çarşamba gününden itibaren de YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Yükselen Sözler olarak yazdırıp bu konuların tamamını ayetleriyle ve detaylı bir şekilde açıkladık. Artık hımarın başörtüsü olduğu konusunda herhangi bir şüphe, Kur'an-ı Kerim'den başka bir şey anlaşılması imkansızdır. Ceyb kelimesinin yaka ile ilgili olduğu, yaka açıklığı, boyun yaka açıklığı olduğu konusunda bir şüphe yoktur. Dolayısıyla başı örtmekle ilgili, yani başın örtülmesinde şüpheye düşebileceğimiz bir durum zaten Kur'an-ı Kerim'in içerisinde herhangi bir ayetinde mümkün değil. Baş tas tamam örtüleceğini Rabbimiz kadınlar için ve onun da göğüs açıklığını kapatacak şekilde örtülmesi gerektiğini bize zaten ilgili ifadelerle, ayetlerle, kelimelerle, kavramlarla gayet net bir şekilde açıklamış. Programımızı tekrar izleyenler görebilir. Bu arada şunu da söylemek lazım. Yani bu farklı bir mevzu ama. Bir de halk içerisinde bu özellikle tesettürle ilgili şeye soyunanlar var. Hani tesettür polisliğine. Bir kadının bir teli gözüktüğü anda hemen o işte bir telin gözüktü şu kadar sene cehennemde yanacaksın. Zaten şöyle kadar bir soru da gelmiş. Ben onu da sorayım size. Onunla birlikte cevaplayın hocam. Bir erkek karısını örtünmeye zorlayabilir mi diye bir soru da gelmiş. İkisini bir arada buyurun. Şimdi dinde zorlama yok her şeyden önce. Evet. Yani dini bir konuda tavsiye edersin. Üzerinde şiddetle durabilirsin. Tabi bu belli bir şeydi. Bir de elbette İslam tarihinde hani biz tesettürü Hazreti Adem'le başlattık. Hazreti Nuh'tan örnek verdik. Hazreti Nuh'un eşi, Hazreti Lut'un eşi tesettürsüzlüğü anlamında demiyorum ama Müslüman olmayan eşleri olanlar da var elbette. Evet.
Yani bu anlamda Müslüman olmamak demek, İslam'ın gereklerini de yerine getirmeyen, getirmemek ya da önem vermeyen kişiler demektir. Bu anlamda eşi eğer tabii ki iffetine dikkat etmeyen, iffetsiz bir şeyse o Müslüman bir iffetli bir kişi iffetsize yaraşmaz. Öyle ayet-i kerimede geçiyor yine. Şimdi sayısı aklıma gelmedi ama. Onun dışında tavsiye eder, ister, yerine getirmesi yapacağı bir şey yok. Normal aile hayatını devam ettirmesi. Sonuçta herkes gerekir. Kendisi Allah'ın huzurunda tabii, hesap tabii, verecek. Tabii. Eşi de olsa, çoluk çocuğu, kızı vesaire, annesi, şu da olabilir. Yani dolayısıyla bunlara herhangi bir zorlama yapamayız. Yapabileceğimiz şey Allah'ın ayetlerini göstermek, kendisini uyarmak. Yapan yapar, yapmayan yani hesabını bunu, nasıl olsa bize verecek bunu değil. Bunu düzgün bir şekilde ifade etmek, tesettürün işte ne kadar önemli. Bu her türlü şeyi, telkini yapabilirsin ama hocam şöyle zorlama diyorum yapamaz. Ben genelde, yani bilmiyorum siz katılır mısınız? Ayetten daha etkili ne olabilir ki? Yani biz oturup Allah'ın bir ayetini var, kendisine okuruz. Zorla, biz etrafta görüyoruz. Zorla tesettür. Mesela bazı kızlar, bazı aileler zorla tesettüre giriyor. Mesela baş, altı kavalı üstü şişhane gibi. İşte başı kapalı ama altı, yani zorla tesettür de bakıyorsun mesela bir açık kadın. Daha tesettürlü ondan bakıyor. Saçı açık ama giyim açısından, iffet açısından daha düzgün. Ağzında sakız, başı kapalı, üstü başında farklı kıyafetler. Yani takva ya da üstü tamamen düzgün kıyafet olabilir. Şekil anlamında. Harika bir şekil anlamında tesettür olabilir ama aklı tesettürsüz, ruhu tesettürsüz, libas-ı takvası olmayan kişiler de var. Şimdi onun için biz yargılamayı nihayetinde Allah'a bırakmamız gerekiyor. Ve hocam, biz sadece telkini yaparız. Söyleriz, hocam bir şey ederiz. Rica edeceğim sizden. Bir izleyicimizin herhalde kafası bu konuda biraz karışık. Onu da kafasındaki karışıklığı da gidermek anlamında biz şu Araf suresinin 31. ayetinin üzerinde fazla durmadık. Yani az evvel söylediniz namazla ilgili örtünmeye pek girmedik ama o ayeti bir kez daha okuyalım. Çünkü namazla ilgili örtünmenin ihtiyaç olup olmadığı, yani namazla ilgili örtünmenin daha doğrusu şart olmadığı ile alakalı bir takım söylemler var. Biz şöyle, o ayeti okuyalım, geçelim. Evet, gerisine kendileri karar versin. Namazdaki örtünme, bir kere Allah'a karşı namaz saygımızı gösterdiğimiz, huşu diyoruz zaten namazın. Vellezîne hum fî salâtihim hâşiûn diye yine Mü'min suresinde geçer. Ne diyor bu ayet-i kerimede? 31. ayette. Ya beni Âdem'e, ey Âdemoğlu, insanoğlu. Hudû zînetekûm inde kulli mescidin. Her secde yerinde, mescid deyince spesifik olarak bir üstünde kubbe olan minareli bir yer gelmesin aklınıza. Secde edilebilen mesela her yer. Burası da mescid. Evet. Namaz kılınabilen, secde edilebilen, necaset olmayan bir yer. Hı hı. Hemen hemen yeryüzü mescittir zaten Müslüman'a. İnde kulli mescid. Hudû zînetekûm inde kulli mescidin. Her secde etme yeri, secde etme zamanında ziynetinizi giyin. Ziynet burada elbise. Evet, zaten ziynet. Bu elbise olduğunu ziynetin zaten daha önceki ayetlerde de gördük. Programımızın başında gerekli ziynet kelimesiyle ilgili, her iki anlamıyla da ilgili gerekli açıklama. Kaldı ki buradan şu da, hani bazıları soruyor pijamayla namaz olur. Olur ama pijama bir anlamda, yani buradan hareketle söylemek istiyorum. Uygun olmaz mesela. Allah'a karşı saygı içerisinde, yani en azından üstüne ziynet diyebileceğin, hani Ebu Hanife ile alakalı söylerler. Bir tane şey, değerli bir cübbesi varmış namaz kılarken giymiş oldu. Bu anlamda tabii namazın özel kıyafeti vardır demiyorum ama evde işte yastı ve sabah namazlarını kılarken böyle bir şey edinilebilir bu ayete bakarak bir yorum yaparsak eğer. Evet, tamam üstüne, hocam, teşekkür ederiz. Başka açıklayacağımız bir şey kalmadıysa isterseniz bütün konuştuklarımızı bu bölümde bir özetleyelim. Ne dedik biz? Şeyi siz zaten başlattınız. Hani her şeyi ben başlattım, evet, hocam. Şer'a aleküm minet dini ayetiyle. O evet. Hazreti Şura Muhtan, suresinin 13. ayetiyle. Şura 13 ile başlattık programımızı. Mâ vassâbihi Nuhan vellediye vahayne eyleyke diye devam eden. Hazreti Nuh'a neyi vahyettiysek, neyi şeriat kıldıysak sana da ve diğer peygamberlerin isimleri de geçiyor. Size de onu şeriat kıldık diye. Bir özellikle buradan ben Hazreti Adem ile ilgili o Araf suresinin 22. ayetini bahsettim. Fedellâhüme bi gurur diye başlayan o kıyafetler ve Hazreti Adem'in döneminde, Hazreti Adem ile Havva sadece yeryüzündeyken bile onlarda bir haya duygusu olduğunu gördük. Evet, gördük. Ayetlerden. Sonra yine Araf suresi 26-27'den devam ettik.
ne işte önü ve arkayı iç kıyafet, sev'eyi örten kıyafet, riş diye söylediğimiz süs elbisesi ve de libasut takva dediğimiz bizi hem soğuktan sıcaktan koruyan, hem insanların yanlış değerlendirmesinden koruyan, hem de takvayı manevi anlamda algılarsak Allah'a korkumuzu, Allah'tan emirlerine uyuduğumuzu, Allah'tan Allah'ın yasaklarından kaçtığımızı gösteren bir kıyafeti giymemizi Allah-u Teala en hayırlı olduğunu söylüyor. Bunu gördük. Sonra şeytanın insanların üstündeki kıyafeti soymak istediğinden bahsettik. Yine 27-28. Ayetlerden hareketle. Araf suresinin. Evet. Günümüzün şeytanlarından bahsettik. Hani özellikle İran'daki örtüyle uğraşan, biz geleneği bir kenara bakıyoruz o ayrı. Afganistan'ı tepeden bombalarlarken bombaların düştüğü yerdeki insanların kıyafetiyle dalga geçmeler. Biz de oradaki hatalardan bahsediyoruz ama buradaki şeyimiz başka. Fransa'nın işgal noktasında orada insanların başını açtırmaya çalışmaları falan, bunlardan bahsettik. Yani şeytani düşüncedeki insanlar şeytanla aynı tavırlardalar. Zaten biz Nas suresinden şeytanın minel cinneti ve Nas, evet, insanlardan ve cinlerde olunduğunu biliyoruz. Yani insan şeytanlarının bu anlamda Hazreti Adem zamanından beri insanların kıyafetlerinin üzerinden tesettürü sökmeye çalıştık. Zaten günümüzde ne yazık ki Türkiye özelinde ve İslam topraklarında birçoğunu geçmişten daha fazla açık olduğunu, tesettürün kaybedildiğini söyleyebiliriz bu anlamda. Yani şeytan faaliyette. Evet, elbette yani emekliye ayrılmayacak kıyamete kadar. Sonra işte az önce anlattığımız secde yerindeki zinet kavramından, sevat kavramından, ferç kavramından bahsettik ve Nur suresine geçiş yaptık. Nur suresi 30 ve 31. ayetlerden. Önce mümin erkeklerin örtmeleri gereken, bakışlarını kısmaları, ama hangi bakışlar olduğunu söyledik. Belli bir amaca matuf bakışlar. Ayrıca şunu da kötü söyledik. Kötü bakışlar diyebiliriz. O kısımda çok önemliydi. Tesettür ya da örtünme deyince iki şey anlaşılıyor hocam. Programımızın başında da söylediğimiz gibi. Bunlardan birincisi kadın, ikincisi kadının başı. Yani halbuki tesettür ve örtünme ne sadece kadınla ne de sadece kadının başörtüsüyle ilgilidir. Tesettür ve örtünme, yani birisi Türkçesi, diğeri Arapçası, ayetlerden de gördük ki erkeğin de kadının da örtmesi gereken, vücudunun örtmesi gereken bölgeleriyle alakalı ve bunların da çeşitleriyle ilgili kavramlardır Kur'an'a göre baktığımızda. Tesettür bu arada zaten söylediklerimizden anlaşılmıştır. Kadının sosyal hayattan soyutlanması anlamında değil. Yani elbette, tabii Peygamberimiz döneminde baktığımızda hani o kadınların savaşa bile katıldıklarına şahit olmaktayız. Evet, hatta savaşa komutan oluyor Ayşe Validemiz. Yani daha sonra peygamberimizden sonra tabii ki peygamberimizin o yani karnefi büyütükünle evinizde kalın ayetine muhatap Hazreti Ayşe'nin savaşta Cemel vakasında peygamberimizden sonra komutan olarak gittiğini görüyoruz. Yani ashab bu anlamda algılamamış. Zaten bu peygamberimiz de bu anlamda bizim bildiğimiz kadarıyla, en azından benim bildiğim kadarıyla bundan bir 50-60 sene hadi diyelim, en fazla o kadar götürelim, öncesine kadar da böyle algılandığını bilmiyorum. Hani kadınlar belki kendi tercihleri olarak ya da belki üzerlerindeki benim şu an bilmediğim bir baskıdan dolayı toplumda fazla öne çıkarmıyorlardı ama sonuçta bu tesettürle alakalı bir durum değildi. Yani kadınların giyim tarzıyla ilgili toplumda belli yerlere gelmemiş olmaları giyim tarzıyla ilgili bu değil. Sadece İslam dünyasında değil, Batı dünyasında da birkaç yüzyıl önceye gittiğimizde kadınların ya da daha 50-60 sene dediğiniz gibi gittiğimizde daha geride olduklarını, daha ön planda olmadıklarını görürüz. Yani bu çağın gerekleri. Başörtüsü anlamında tartışmaları da hocam yine o kadar dönemi geçelim. Son bizim hayatımızda şahit olduğumuz, yani bu kısacık ömrümüzde şahit olduğumuz zaman içerisinde gerçekleşmiş tartışmalar ve siyasi olarak ortaya çıkarılmış bir takım kullanılan kavramlar, kelimeler üzerinden yapılmış siyaset. Yani dünyalıkla alakalı bir şey, yoksa kimsenin aslında ondan önce siyaset işin içerisine girmeden önce ne kadınların ne erkeklerin başörtüsüyle ilgili bir problemleri yokken şöyle bir problem şeyde, ortaya çıkardı. Özellikle istismar ediliyordu. İşte başörtülüler iffetli, başörtüsüzler iffetsiz mi falan diye bir, özellikle 28 Şubat zamanında böyle tartışmaların gündeme geldiğinde köşe yazarları tarafından ifade edilen bir söylem var.
Bu söylem de hiç bizim konumuzla alakalı değil. İffet tamamen burada, bunun evet. değerlendirmesini yapacak olan, ahirete yönelik değerlendirmeyi yapacak olan Allah-u Teala'dır. Biz öyle. Değiliz. Nitekim az önce örneğini verdim. Şeklen kapalı ama libas-ı takva, kalp örtüsü, o takva örtüsü açık olan kişiler de var. Olabilir. O, yani Allah, bunlar da vardır. Allah'ın bunlar tamam. Ama biz bu anlamda şekli ayetlerden ortaya koymamız gerekiyor. Hesaba çekecek olan Allah'tır. O hepimizden çok daha ince ayrıntı, fazla fazla her şeyin en iyisini bilir Allah-u Teala. Ayrıca şunu da gördük, yine önemli, belki halk arasında çok fazla bilinen bir şey değil. Mesela erkeklerin de kendi aralarında bir örtünmeleri, açmamaları gereken tabii, bölgeleri olduğunu gördük. Yani furuç sonuçta, dediğimiz nokta evet, özellikle. Yani diz kapağıyla göbek arası mı diyoruz? Sorular gelmiş olabilir, hani spor veya deniz ortamında. Hani dar mayolar giyen erkekler falan, bunlar normaldir falan diye. Hayır. Göbek ve diz kapağı arası furuç tanımı, hani az önce Tacül Arus'tan ve de Lisanül Arap'tan bir tanım verdik. O furuç tanımı içerisine bu giriyor. Yani bayanların olmadığı bir ortamda tabii, da bu tabii, olamaz. Tabii, yani erkekler özellikle spor yapan erkekler, hassasiyeti olan kişilerinde bu anlamda kıyafetlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Eğer tesettüre uymak istiyorlarsa, yani kadınların kılı kırk yarıyorsun, bir saçının telini bile göstermeyeceksin diye, özellikle böyle bir şey de var Türkiye'de. Kadına gelince her türlü zorluğu gösteren erkekler, hani toplumda sanki erkek yapabilir gibi bir algılama var, algılayış var. Bu da doğru bir şey değil. Yani erkeğe de sınırlar var. Kadının sınırı farklı. Zaten kadın bir bakıma toplumun sigortası. Yani sigortayı attırmamak lazım. Hani elektrikte de artı eksi şeylerden kablolar vardır. Bu anlamda işte dişi kablonun kapalı olması gerekir. Evet. Elektrikte de açık olduğu zaman. Dişi kablo açık olduğunda kısa devre meydana gelir. Toplumun kısa devresi olmaması için, şu an toplum her taraftan patlamalar yaşıyor, kısa devre her tarafta var. Toplum kısa devre yaşamaması için kadının da belli şeyde örtü. Ha, kadın yine elektrik taşıyor ama belli bir noktada örtülmesi gerekir. Bir de hocam bir soru gelmişti. Bu damat ve kayınvalide arasındaki, mesela kayınvalide damadının yanında örtüsünü açabilir mi? Şimdi yani bu farklı, açabilir bizim mi? Burada bahsetmediğimiz bir ayet-i kerimeye hemen gitmemiz gerekiyor burada. Buyurun. Evlilik yasağından hareketle açılabilir diyoruz. Açabilir şu anlamda. Hemen Nisa suresi ayet 23. Hürrimet diye başlayan. Hürrimet aleyküm. Erkeklere evet, evlenmeleri yasak olanlar. Evet. Hürrimet aleyküm ümmehatüküm diye başlıyor. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, sizi emzirmiş olan analarınız, süt kız kardeşleriniz, karılarınızın anaları. Hı hı. Bakın burada önemli. Karılarınızın anaları, kendileriyle gerdeğe girdiğiniz karılarınızın yanında bulunan kızları size haram kılınmıştır. Bakın hani bir soru da vardı, hani gelin şeyle girebilir mi? Üvey babasına gözükebilir mi diye. Hı hı, evet. Bu ayetten hareketle eğer üvey babası annesiyle gerdeğe girdiyse, yani hı hı, ilişki vuku bulduysa evlenme yasağından hareketle görünebilir diyoruz. Hı. Yani evlenme yasağı olan kişiler aynen o başını açabilirler diğer şey. Çünkü aralarında bir evlenme yasağı var. Artık evlenmeleri zaten mümkün. Bu ayetten hareketle evlenmeleri mümkün değil. Zaten aralarında böyle bir şey var. Yani. Böyle bir hüküm buradan çıkıyor buradan diyorsunuz. Tamam. Devamı başka da tabii var bunun ama tamamını okumadık. İzleyicilerimiz okurlar. Uzunca bir ayet. Süremizi biraz kullanalım, iktisatlı kullanalım. Nisa suresinin 23. ayeti olduğunu. 23. ayeti burada bahsetmedik ama söyleyeyim. Evlilik mevzusu çok da gündeme gelmediği için bahsetmedik. Evet. Ama tabii buradan tesettüre bir yol var. Sordukları iyi olmuş. Evet. Sonuçta özetlersek hocam, mesela başörtüsüyle ilgili bir şüphenin olmadığını Kur'an'dan gördük. Kesinlikle. Ve bunu, özellikle hımar tartışması yaptık. Evet. Uzun bir şey. Bunu tekrar bakabilirler. İnanan, yani ayetlerden cilbab, celabib, hımar, bunu bence tüm açıklığıyla ortaya koyduk. İnanmayan tabii ki kendi sorumluluğu. Zaten yani tamamen kimseyi ikna etmek herkes, gibi bir görevimiz yok Allah'a şükür. Herkes hesabını Allah'a kendisi verecek. Aynen öyle. Biz de bu anlamda ben bugünkü açıklamalarımızdan son derece
gönül ferahlığı içerisinde doğruyu yaptığımız kanaatindeyim. Acaba o eleştirenler, başörtüsü yok ki Kur'an-ı Kerim'de diyenler aynı gönül ferahlığı içerisinde bunu söyleyebiliyorlar mı? Nasıl olsa herkes hesabı Allah'a verecek. Biz onu düşünerek görevimizi yapmaya çalıştık. İzleyicilerimizi Allah'ın ayetleriyle buluşturmaya çalıştık. Bizim buradaki asli görevimiz Allah'ın ayetlerini Allah'ın kullarına en doğru şekilde ulaştırmak. İnşallah bunu da bu görevi de layıkıyla yapabilmişizdir. Hocam çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Sanıyorum konuyla ilgili en azından benim anlatılmasını istediğim her şey burada konuşulmuş oldu. Evet. Allah razı olsun. İnşallah başka vesilelerle tekrar görüşmek ümidiyle. Doktora çalışmanızda yine başarılar diliyorum. İnşallah. Bir an evvel onu da burada program olarak işleyebilmeyi de duasını da ediyorum. İnşallah. Hoşça kalın, teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, Yükselen Sözleri burada noktalıyoruz. Bu akşamlıkta bu kadar önemli bir konuyu ele aldık bugün. Kur'an'a göre örtünmeyi konuştuk. Önümüzdeki hafta kök programıyla yine Fatih Orum hocamızla burada çok önemli bir kavramı daha konuşacağız sizlerle. Bir sonraki Yükselen Sözler'de yani 15 gün sonra da sevgili hocamız Profesör Caner Taslaman'la birlikte olacağız. Allah nasip eder, izin ve ömür verirse hepinize iyi geceler.